Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Ne var ne yok, nasılsınız? İnşallah herkes iyidir. Beni soracak olursanız elhamdülillah ben de iyiyim. Yine bahçeme geldim. Çünkü hazır yağmur yağmıyorken ne yaparsak kar. Dün akşam, dünkü videomdaydı galiba. Lahana tohumlarımdan yani yeni çıkan fidelerimden bahsetmiştim. Az çıktı gibi bir takipçim. Bir takipçim diyorum çünkü gerçekten isimleri unutuyorum. Herkes zaten kendisinin ne yazdığını bilir. Bana şöyle dedi. Çok sağ olsun, Allah razı olsun. Yorumuna da cevap verdim. O da bana tekrar cevap verdi. İsmini unuttum ama onların da çok az bir yeri varmış. Fındık tarlası kenarıymış. Oradan fındık tarlasından hep sülükler geliyormuş bahçesine. Ondan sonra odun külü dedi at. Tohumları bile sülükler yiyormuş. Takipçimden de Allah razı olsun bana. Aslında benim bildiğim şeyler bunlar ama arkadaşlar insan bazen öyle bir oluyor ki bildiğini bile uygulamıyor ya da unutuyor, akıl etmiyor. Sağ olsun Allah razı olsun yazdı bana odun külü at sülüklere diye, yani sülük olur diye. Şöyle zaten ben hep odun küllerimi balkonda soba yakıyorum biliyorsunuz. İçeride odun mesela evde yaktığım sobadan kül biriktiremiyorum çünkü o kömür külü oluyor. Balkonda biriktirdiklerimi asla dışarıya atmıyorum. Böyle biriktiriyorum ben. Hatta sobanın içinde de var daha. Bu bir önceki yaktığım küller. Yani biriktiriyorum aslında. Ama akıl edip de getirip de şuraya fidelerin oraya atmadım. Şimdi atacağım arkadaşlar. O takipçime de tekrar teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bildiğim şeyi bana hatırlatmış oldu. İnsan gerçekten unutuyor. Yani şimdi onu atayım, külü atayım ki bari geri kalanı kurtarmış oluruz. Ispanaklara da atalım. Ispanakları da çünkü sanki delik deşik etmiş bir şey. Güzel oldu bakın. Dün burada domates unutmuşum. Göremedim galiba.
Evet. Valla ıspanaklar bile delik deşik olmuş. İyi oldu böyle. Böylece en azından biraz toparlanırlar, büyürler. Yaprakları delik delik. Demek ki onları da bir şeyler yiyor. Hazır tarladayken de dedim arkadaşlar şuraları bir temizleyeyim. İnşallah hakkından gelebilirim. Çok pis çünkü. Biraz mola verdim. Yoruldum çünkü. Buraları da temizleyeceğim. Burası bizim ahırın kenarı. Komşuyla sınır olan kısım. Kabaklarımız şuradaydı. Büyük kabaklar. Şimdi şurayı kestim. Oraları da biraz kestim daha çok. Şu kısmı başka bir gün yapacağım. Bugün yetiştiremem. Düğüne gideceğiz çünkü.
Anca buraları dedim, biraz nefes alayım. Nefes alırken de sizinle sohbet edeyim. Şöyle arkadaşlar, burada da biz bunları sonradan gördük. Burada iki tane sürpriz. Bakın. Şimdi bugün de babaanneme, amcamın oğulları var iki tane. Ondan sonra beraber büyüdük onlar da. Onlarla da abi kardeş gibi. Şimdi onlara götüreceğim bugün kabak. Halama, babaanneme, amcama. Böyle herkese. Bugün birer tane kabak, birer demet, maydanoz götüreceğim. Köylünün hediyesi de böyle oluyor arkadaşlar. Köylünün hediyesi kabak olur, maydanoz olur, lahana olur, patlıcan biber olur, marul olur, ıspanak olur, bakla bezelye olur derken köylünün hediyesi bu. Akşam eşimle de konuştuk. Dedik hepsine birer tane kabak götürelim. Öyle yani. Eşim de işte ama öğlende bırakacaktı. Şu an öğlen ezanı okunuyor. Büyük ihtimal işi bırakmıştır o. Dedi öğlene kadar çalışırım. Öğleden sonra da dedi gelirim. Anca dedi saat 5'te başlıyormuş düğün. Biz biraz erken gideceğiz. Halama uğrayacağız. Kabak bırakacağız. Babaanneme, amcaoğullarına falan. Zaten hepsi bir mahallede. Onlarla da hem görüşeceğiz. Düğüne de zaten hepsi oradan da giden olur. Düğünümüzde babaannemin amcasının oğlunun oğlu, yok oğlunun, ay bir dakika, babaannemin amcasının oğlunun, onun da oğlunun oğlu evleniyor. Bugün öyle akraba düğünü, yani güzel bir şey aslında, nereden nereye öyle, hem komşular hem de akrabalar. Bu arada kollarımı sinekler yedi hep, müthiş sinek var. Bu nedir böyle ya? Kollarım mahvoldu. Of, işte buralar da temizlenecek. Aslında buralar, şu görmüş olduğunuz kenarları her sene temizliyorum. Yine çıkıyor. Ben anlamıyorum. Gerçi her sene. Bu sene de diyorum ki, şuraya yapayım sarımsağı. Burası hem içini sürekli otunu temizlerim. Buranın otu yani kurumuş olur inşallah. Yani ottan kurtarmış olurum. Hem de buranın toprağı çok güzel, yumuşacık. Sırf hayvan gübresi ya. Sizce hayvan gübresi yakar mı? Daha mı güzel yapar sarımsakları? Bana bir yazın bakalım arkadaşlar. Gevşek ya toprak. Sanki daha büyük olur kökü gibi geliyor bana. Kök yapar, baş yapar. Gevşek toprakta. Diye düşünüyorum. Sarımsağımı şuraya diyorum yapayım. Gerçekten bulgur gibi çok güzel toprağı. Şimdi otunu da tam temizleyeyim. Ondan sonra sizinle de paylaşırım. Yeri de açılınca iyice anlarsınız benim ne demek istediğimi. Gerçekten tam sarımsaklık diye düşünüyorum. Öyle yapacağım. Burayı diyorum yapayım. Yeri hazır olsun. Hemen elle bile çapalanır yani. Çapa makinesini bile koymaya gerek yok. O kadar güzel. Öyle düşünüyorum. Bakalım. Ben işime devam edeyim.
şöyle arkadaşlar, koca bir alanı temizledim. Komşunun, şimdi benim burada biraz vardı, biraz da burada komşunun vardı. Komşu sınırındakini de temizledim ki şimdi ben kendi tarafımı temizleyeceğim, buradaki kalacak. Yine tekrar onun tohumları benim tarafıma döküleceği için onun tarafındakileri de kestim. Burada kuruyunca yakacağım. Haliyle de otların tohumu da yanmış olacak. Geçen sene de böyle yapmıştım. Komşuma da söyleyeceğim. Hani uzaktan görüp de kendi pisliğini benim tarafıma atmış diye düşünebilir diye. Her sene aynı açıklamayı yapıyorum zaten. Diyorum ki bu tarafı da temizledim. Kendi tarafımı da temizledim. Buradaki pisliği ta oraya taşımaktansa oradaki öbeği orada yakarım. Buradaki öbeği de burada yakarım diye açıklama yapıyorum ona. Yine gördüğüm zaman söylerim. Olur insanlık hali. Kendi tarlasının çöpünü benim tarlama atmış diye düşünebilir. Öyle düşünmesin diye her sene gerekli açıklamayı yapıyorum zaten. Bu arada şarjım da bitiyor. Şimdi arkadaşlar burayı temizledim. Şöyle gördüğünüz gibi bu taraf kaldı. Burası da bir öbek şuraya yaparım diye düşünüyorum. Bir öbek de öbür tarafa yaparım. Onlar da yanar. Buralar temiz olur yani. Temizlenir inşallah. Ondan sonra şuraya gelince burayı niye temizlemiyorsun diye merak eden olursa eğer. Şimdi arkadaşlar burayı ne yapmam gerekiyor? Şu incir. Bu incir ağacı hiç iyi değil. Zamanında buraya dikilmiş mi, kendi mi çıkmış bilmiyorum. Ama iyi değil yani inciri. Hiç iyi değil. Yani daha küçükken çürüyor. İyidir diye kaç senedir denedim ama daha minnacıkken çürüyor. Onu keseceğim. Yani o filizleri her sene kesiyorum. Senede 2-3 defa çıkıyor incir arsız. Yine keseceğim. Orada bir pelit ağacımız vardı. Biz odun yapmak için o pelit ağacını kesmiştik. O tekrar öyle filiz vermiş. Onları da keseceğim. Şu otları böyle komple hem komşu tarafını hem kendi tarafımı şöyle bir temizleyeceğim. Çünkü burası benim bahçemin kenarı. Ama komşunun tarlasının kenarı. Komşu gelip de burayı temizlemez. Çünkü yani pek de önemli değil onun için. Ama benim için önemli. O yüzden temizlemem gerekiyor. Her iki tarafı da. Burası zamanında diken çok kötü ve orman gibiydi. Temizleye temizleye zamanla böyle güzel ıslah oldu. Daha kötüydü. Yani böğürtlen dikenleri çok karışıktı. Temizleye temizleye bu hale getirdim. Şimdi dediğim gibi az önce de dedim kendi tarafımı temizledim. Burası kalıyor. Otlar yine o tarafa tohum dökülüyor. Mecburen. Dediğim gibi o pelit ağacının ışkınlarını keseceğim. Bunu keseceğim inciri. Böyle otları böyle hop temizleyeceğim. Ondan sonra buraları böyle temizleyeceğim. Burası başka bir gün. Şu an düğün şeyim olduğu için. Ay pırasalarım da buradan ne güzel görünüyor. Hele şunlara bir bakın. Buraları temizleyince onlar daha güzel görünür. Ya emek vermek, emeğinin karşılığını görmek. Şuna bakın. Aralardan nasıl güzel görünüyor marullarım. Buraları güzel temizleyeceğim arkadaşlar. Bu vişne ağacım. İki tane vişne ağacı. Hatta üç tane olmuş. Şöyle iki tane yan yana çıkmış. Bir de burada. Bunlar böyle. Vişne ağacım. Bu ceviz ağacımız. Böyle videolarda da bahsettiğim ceviz ağacımız. Eşim de geldi işten. Ben hemen toparlayayım. Düğünümüze gidelim bakalım. Çok az kaldı ama bayağı bir yoruldum arkadaşlar. Bir o köşe kaldı. Onu da bitirdik mi tamamdır.
O köşe çok uğraştırdı beni arkadaşlar. Sarmaşıklar yere ağ gibi sarılmış. Bildiğiniz çapayı vuruyorum ama çapa bile hareket etmiyor. Nasıl? Yerleri böyle betonu sar, şeyi toprağa sarmış. Kendi tarafımızı ayırabildiğim kadar ayırdım topraktan da. Bu taraf kaldı komşunun sınırı. Yapacak bir şey yok. Oraya gelince yoruldum, bıraktım artık, yeter. Çok da güzel oldu. Bakın bayağı bir açıldı. Şöyle. Vallahi güzel işi yaptım. Güzel. Aferin bana. Ellerime sağlık. Mükemmel oldu vallahi. Oh, mis gibi. Tertemiz. Nasıl genişledi. Nasıl güzel oldu. Bunlar kuruduğu zaman bunları da bir veririz ateşe. İlla ki tohumu sıfırlayamıyoruz arkadaşlar. Tohum illa ki toprağa düşüyor ama en azından biraz da olsa arındırmış oluyoruz. Hadi gidelim şimdi, götüreceğimiz kabakları arabanın bagajına koyalım. Maydanozları arabanın bagajına koyalım. Videoyu sonlandıralım bakalım. Sahi dedim, bir de şöyle göstereyim size. Hemen bastım gidiyorum eve ama biliyorsunuz, bakın şöyle maydanozların o arayı böyle buraları çekiyordum size. Bir de şöyle dedim, temiz halini çekeyim. Güzel oldu. Temiz oldu. Buraya da bir öbek, üç öbek ot çıktı. Böyle kocaman kocaman. Bunları da veririz ateşe inşallah, kurusunlar da. Ay çok güzel oldu. Düğüne gitmeseydik ben böyle gelip gelip bakardım buraya. Ay Allah'ım. Şöyle eşim de getirdi tarladaki kabakları. Artık onlar olmaz çünkü köklerinin zamanı geçmiş, kurumuştu. Böyle bunları da almış olduk. Böyle yeşil göründüğüne bakmayın arkadaşlar. Geçen haftaki kestiğim kabak da yeşildi. Ama nasıl güzeldi. Lokum gibiydi vallahi. Şöyle kabakları yerleştirdik arkadaşlar bagaja. Şimdi maydanozları da koyalım. Gece balkona koydum bunları yeşil kalsın diye. Soğukta dursun diye. Maydanozlarımız da hazır arkadaşlar. Hazırlanalım, gidelim düğünümüze. Berbat oldum, ellerime bakın. Ama çok güzel iş yaptım bugün. Ben de yaptığım işi çok sevdim bugün. Aferin bana. Ellerime sağlık. Hediyelerimi de aldım. Düğünümüze gidelim bakalım arkadaşlar. Benden bugünlük bu kadar. Kanalıma destek olursanız, beğeni, yorum yaparsanız çok sevinirim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.